Bir İsmail vardı, genetik mezunu. Çok bilgili bir arkadaştı ama Allah'ı inkar ediyor, evrime inanıyordu. Bir gün geldi, beraber oturduk, bir şeyler yedik, içtik. Onunla sohbet ederken İsmail'e dedim ki, İsmail, bütün canlıların öz malzemesi karbon, azot, hidrojen, oksijen, doğru mu dedim? Evet dedi. Peki dedim, önümüzde 4 tane tabak vardı. Bir tabakta un, su, yağ, şeker var. Bunları karıştırarak ocakta pişirsem sana ne verebilirim dedim. Helva yaparsın dedi. İsmail dedim, senin gözünün önünde hiçbir hile yapmadan bu malzemelerden, un, su, yağ, şekerden sana İskender kebap yaparsam ne olur dedim. Olmaz öyle bir şey dedi. Ama yaparsan harika olur dedi. Patlıcan kebabı yaparsam ne olur? Muhteşem olur dedi. İsmail, az önceki sorumu tekrar ediyorum sana. Bütün canlıların öz malzemesi olan karbon, azot, hidrojen ve oksijenden bu kadar çok çeşit bitki, bu kadar çok çeşit hayvan ve bu kadar çok çeşit insanı bir damla sudan, sesi farklı, huyu farklı, karakteri farklı, yüzü farklı, parmak izi farklı, bu insanı aynı malzemeden yapmak ne oluyor dedim. Bir anda İsmail'in yüzü kireç gibi bembeyaz oldu ve dedi ki, 7 yıllık felsefemi bir misalle bitirdin. Şimdi sen söyle, Allah bu kainatı nasıl yaratıyor?